Ben de seninle ilgili özellikle bunu düşünüyorum. Çünkü yaptığın bütün işleri böyle bir kalbinle yapma hali var sende. O bana mesela ailemden vasiyettir. Ben hep doğduğum günden beri hep o ne iş yaparsan yap, işini canınla yap. İşini böyle avuçlarınla kavra, tut, parmak uçlarını değdirme. O bir aile nasihati aslında. Hmm. İşte o direnmeyi, güvenmeyi, sevmeyi öğrettikleri gibi işine sahip çıkmayı, saygılı olmayı da işine karşı bana öğrettiler. Ben de mesleğimi onur veya vicdan veya tuzun, toprağın, terim olarak gördüğüm için bu şekilde bir dört elle, dört yürekle sarılan bir şeyim var, alışkanlığım var. Alışkanlığım var. Çünkü birazdan konuşacağız. Tiyatroda da öyle, ödül töreninde de öyle, yaptığım bütün işlerde çaba öyle. Ve emek benim kaderimi biçimlendiren gayretler. Ben kaderimin emrine çabamı, emeğimi, gayretimi veriyorum. Onun da doğru bir yere gideceğinden eminim. Güzel, doğru bir yere gittiğini de görüyoruz. Ya. Şimdi Sadece Seni oynadı bu dizide ama gençliğini oynadı ama sen de Cem Yılmaz'ın filminde babanı oynadın. Sadri'yi oynadın. Onun karakterini oynadın. Onun karakterini oynadın, onu canlandırdın daha doğrusu. Evet. Bir bakalım onu da hatırlayalım arkadaşlar hemen. Cem Yılmaz'ın filminden Arif Bey 216. Baba! Hop! Ya hani ölüm var kalım var, bir daha görüşürüz görüşemeyiz. Hakkını helal etme baba. Helal olsun be Ömer. O zaman Allah'a emanet diyorum, iyi mi? Eyvallah. Eyvallah. Evet. Ya bu çok tabii etkili bir sahne oldu. Böyle senaryo ilk geldiğinde böyle bu yoktu mesela. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hani demin bahsettik ya yaratıcı oyuncunun yorumu, düşüncesi, fikri. Ben de dedim ki ya Cem burada böyle bir şey olsa, hani Cem'e söyledim. Helallik istese bu gelse, hani Sadri Alış'ı karşısında görmüş. Hani turist Ömer falan. Ha çok iyi olur falan. Yani orada da benim gene bir önermemin ve düşüncemin faydasını, katkısını gördük. Güzel, sonuçta, çok çok gerçekten etkileyici ama senin için tabii ki bambaşka bir şey. Tabii tabii çok babayı başka. Babayı oynadık. Turist Ömer, yıllarca filmini izlediğim karakteri orada tabii. Hani hafif omuzlar kalkıp falan abicim falan. Çok güzel. Evet, gerçekten güzel de bir film olmuştu bu. Evet, çok çok güzeldi. Eline sağlık Cem'in. Cem'in de eline sağlık. Onun bu ahde vefası, bu sinemaya, Yeşilçam'a saygı duruşu, her zaman selam göndermesi ki ben de elimden geldiğince hem Çukurova'da hem başka işlerde yapmaya çalışıyorum. Mutlaka o bizim ustalarımıza bir şekilde geri zamanı denk düşerse bir selam gönderiyoruz. Mesela bu Çukurova'da da kimseye etmem şikayet, babamın ağzından dinledik. Ben de tanıyor musun dedim, bak kim söylüyor dedim. Kim dedi? Sadri Alışık dedim. Çok baba adamdır. Öyle ufak bir şeylerimiz oluyor. Dokunuş Cem'de yani. De var. O, Cem'de o de çok çok var. Çok var. O çok güzel bir şey. Çünkü biz varsak, sinema varsa, bugün televizyon, bu oyunculuk hepsi Yeşilçam'ın emeğinden geçer. Yeşilçam'ı hiç yadsımamak lazım. Kesinlikle. Unutulur mu canım o karakterler, tabii, o isimler, tabii, o ustaları unutmak tabii, mümkün mü? Mümkün. Peki mesela babanın tabii ki Sadri Usta'nın, Allah rahmet eylesin bir kez daha, senin belki de içindeki en büyük yara. Yani onun vefatından sonra oyunculuğa adım atmak. Evet, çok çok ağır bir şey o. Yani keşke hiç, görseydi, biliyor musun mesela? Tabii, seni, büyük, büyük keşkelerim. Yani hiç ise benim bir mısram onun kulağında kalsaydı, ne bileyim bir sanatsal yaptığım bir etkinlik onun aklında tutulsaydı veya işte benim oynadığım o sanatım onun kalbine değseydi falan. Yani sinemde büyük bir kapanmayan yaradır. Evet. Hiç kapanmayan. Annem tanık oldu, gördü, destekledi. Doğru. Hatta bu mesleğe girmem konusunda çok itici güç oldu. Ama babam hiç görmedi. Yani çok değişik bir, enteresan bir durum yani. Neden o kadar geç başladın oyunculuğa peki? Korkuyordum. Baba gibi. Utanıyor. Evet, biraz da işte futbola olan merakım, futbolculuk falan filan. Kendimi futbolda kanıtlamayı düşünüyordum. Şimdi zor bir şey. Ailenin, öyle bir ailenin ortasına, göbeğine düşmüşsün. İnsanın hayata karşı ödevi yaşamak ama
Şimdi sen kendini kanıtlamak ve sağlam durabilmek için iki defa yaşamak zorundasın. Evet. Ve dolayısıyla ben önce futbolla kendimi kanıtlayayımın derdine düşmüşüm. Anadolu Üsküdar'da oynadım. Üsküdar'da oynadım. Dikilkaş'ta oynadım. Bayağı profesyonel falan filan bir futbol mazim mevki var. Mevki neydi? Orta sahaydı. Orta sahaydı. İleri dönük orta sahaydı. İleriydi. gol de atan bir tarafım vardı. O Fenerbahçe'deki yüzden... kim gibi? Evet, Fenerbahçe Alex gibi. Alex'in tek bacağı gibi. tek bacağı gibi. Evet. O yüzden o oyunculuk serüveni biraz geç başladı. Oradan ötürü geç başladı ve babam da bana bıraktı. Hani deseydi ki oğlum sen hadi git oyuncu ol, bize emir gibi gelir giderdik ama o da öyle demedi. Tamamen kendi hür irademe bıraktı. Dayı Atilla Han, baba Sadra, çünkü anne çoğupan. öyle bir aileye sahibim. Evet, herkes de bana söylüyor ne büyük şans. Evet, büyük evet. Bir gurur, şeref, onur, şans. Ama sen de onun gerçekten hakkını veriyorsun. Hem taşımaya, onların isimlerini yaşatarak hem taşımaya çalışmanın ve, evet, kendimizi de kendi birey olarak kendimizi de var etmeye uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Peki yani. Atilla Yan'ı bu kadar anmışken şiirine... Felaketim olur dağlardım. Evet, göz nasıldı o? Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdin. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir olan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşıma çıksa öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Müthiş ya. Oğlum Sadri'nin mesela aynı dizide olmak... Ya o çok müthiş aynı bir duygu. Çok olmak. Aynı setine gittim. Orada bu sahneleri çekerken monitörün arkasındayız falan. Ona biraz söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Hoş, çok hoş bir duygu. Yani aynı karakteri, gençliğini ve işte daha sonraki yetişkin halini oynamak. Vallahi ben çok mutlu oldum. Zaten onun da artık önünde bu oyunculuk yelpazesi açıldı. Bundan sonra bakalım kanatlarını gitmesi takacak. Gitmesi istiyor musun oradan? Valla artık ok yaydan çıktı Cengiz. Artık artık yani gidecekse gitsin bence. Yani uçmayı artık onun aklına soktuk. Evet. Artık kanatlarını açacak, gidecek yani. Ailede tabii ki böyle bir ailede de üçüncü kuşak artık oyuncular gelecek yani. Bu aileden de gelsin evet. Bu aileden çıkar, de şair çıkar. Başka da bir şey çıkmaz. Evet. Aile böyle bir sanatın içine. Sadri'nin yolu da o gözüküyor. O gözüküyor. Yolu açık olsun. İnşallah. Bakalım inşallah. Çok daha iyi rollerde izleriz kendini.